5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. hazırlığı hazır mısın? Korkuyorum hocam. Hiç korkmana gerek yok. Şimdi sana bir sürprizim var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına baktık. Birçok kolej ve devlet hocasıyla görüştük ve 2. hazırlık konularında nelerin gelebileceğini, neleri bilmemiz gerektiğini çıkardık. Bu üniteler mi çıkacak hocam? Evet, sınavda bu üniteler çıkacak. Bunlar çok önemli Tonguç. Bunları bilirsen senin için çok çok iyi olur ama öncesinde bunlarla alakalı sana minik bir giriş yapacağım. Sonrasında çat 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 örnek yazılı sorularımızı çözeceğiz. Bununla alakalı sınıf anahtarında çok daha fazla yazılı örneğimiz var. İkişer tane var. Ama şimdi gel bu yazılı örneklerini, bu yazılı sorularını çözmeden önce bilmemiz gereken kavramları, öğrenmemiz gereken sınavda çıkacak kavramları şöyle bir yüzeysel olarak üzerinden geçelim. Birincisi, 3 üniteden sorumluyuz ki en çok 2. ve 3. üniteden soru gelebilir. Dolayısıyla sen birey ve toplum ünitesine de bak sınavdan 100 almak istiyorsan. Ama bilhassa 2. ve 3. üniteye çok dikkat et Tonguç. Sosyal bilgiler dersen öğrendiklerimiz konusunda işte sosyal bilgilerin bize olaylara çok boyutlu bakmayı gerektirdiğini, çok boyutlu bakmayı kazandırdığını hatırlayacağız. Bununla alakalı sorular gelebilir. Haklarımız, sorumluluklarımız ve çocuk hakları konusunda ise bilhassa bizim haklarımızın neler olduğunu ve bunlarla alakalı işte yaşam hakkı, eğitim alma hakkı, bu haktan mahrum olan insanların ne durumlarda olduklarını sınavda çıkabileceğini aklından çıkarmamalısın Tonguç. Yine uygarlıklar konusu önemli. Uygarlıklar konusundan soru gelecek. Nedir? Burada Anadolu uygarlıkları Tonguç ve Mezopotamya uygarlıkları, V'yi şöyle artistik yapıyorum senin için. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları sınavda sorulacak Tonguç. Neden? Çünkü Anadolu'daki Frigler, İşte Hititler, Lidyalılar, Urartular, bu kavimleri mutlaka sınavda çıkacağı için iyi bir şekilde oku ve şöyle dikkat et Tonguç. Mesela Anadolu uygarlıklarını Friglerin Tapates, işte Fibula veyahut da Lidyalıların kral yolu, parayı bulmaları veyahut da işte Urartuların su yolu yapmaları, madencilikte ilerlemiş olmaları, Hititlerin Kadeş Anlaşması, Tavanarna, Panguş Meclisi gibi kavramları sınavda çıkacağını aklından çıkarma Tonguç. Bunlar çok önemli. Mezopotamya'ya baktığımızda Mezopotamya çok daha değerli. Mezopotamya çok daha önemli Tonguç. Niye dersen adamlar M.Ö. 3200'de yazıyı buluyor Sümerler. Dolayısıyla Sümerlerin yazıyı bulduğu, tekerleği bulduğu, aynı zamanda Urkakina kanunları, Babililer, Asurlular, Fırat ve Dicle nehirler arasında yaşanan bu yerdeki gelişmelerin Anadolu'dan bile önce olduğunu bilmelisin. Niye? Çünkü Mezopotamya'da Sümerler yazıyı buluyor. Onlar Asurlar öğretiyor. Asurlar Anadolu'ya yazıyı getiriyor. Bu sınavda çıkar. Burayı iyi bil Tonguç. O önemli. Çevremizdeki güzellikler konusuna baktığımızda işte ülkemizin Pamukkale travertenleri, tarihi güzelliklerimiz. Bunlar da sınavda önemli. Bunlarla... Bu kadar şey aklımda tutacağım hocam. Hiç korkmana gerek yok Tonguç. Sen çok zeki bir çocuksun. Hem sınıf anahtarı videolarımızda hem de kitaplarımızda bunlarla alakalı sana çok güzel anlatımlar yaptık. Oradan tekrar edebilirsin. Kültürümüz konusuna baktığımızda kültürel değişim ve sürekli kültürel değişim ve kültürel yazamıyorum gördüğün gibi Tonguç. Kültürel değişim ve kültürel süreklilik kavramlarının ne olduğu sınavda çıkar. Burası önemli. Kültürel değişim ve kültürel süreklilik. Yani kültürel değişim neydi? Hatırlarsan biz farklı bir kültürü sahip olsak da dilimiz, dinimiz, ırkımız veyahut da bazı temel kavramlar temelinde değişmese bile bazı şeyler ister istemez Batı toplumundan etkilenmemiz, konar göçer hayat yaşadığımızdan farklı farklı toplumlardan etkilenmemiz kültürel değişime sebebiyet veriyor. Bununla alakalı sana örnek bir parça verebilir ve buradan bu yoru çıkarmanı isteyebilir. Buraya dikkat et, burası önemli Tonguç'um. Yeryüzü şekillerinde senin bilmen gereken şey harita ve haritalarda kullanılan renkler. Dolayısıyla harita ve renklerle gösterimi iyi çalışırsan sınavda buranın çıktığını görürsün ve dersin ki aa hoca söylemişti çıktı, iyi ki çalışmışım, burası önemliymiş dersin. İklim konusuna baktığımızda Akdeniz iklimi, yani Akdeniz Ege bölgesinde görülen ve kıyı Marmara'da görülen, karasal iklim İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da görülen ve Karadeniz iklimi dediğimiz Karadeniz kıyılarında görülen iklimleri aklından çıkarma Tonguç. Niye dersen sınavda burası önemli çıkar. Karadeniz ikliminin her mevsim yağışlı olduğu, karasal ikliminde sıcaklık farkının fazla olduğu. Kesin çıkar mı hocam bunlar? Buradan kesin soru gelir Tonguç'um. Akdeniz ikliminin yazları sıcak ve kurak ve rezil, kışları ise ılık ve yağışlı olduğunu bilirsen sınavda çok şanslı olursun Tonguç'um. Nüfus ve yerleşmeye baktığımızda ise nüfusun artmasına veya az olmasına sebebiyet veren doğal ve beşeri faktörlerin neler olduğunu aklından çıkarma Tonguç. Bunlar da sınavda karşına gelebilir. Nasıl yani? Beşeri faktörler dediğimiz mesela sanayi, ulaşım, ticaret İstanbul'un nüfusunun fazla olmasını sağlamış. Doğal güzellikler de var tabii ki. Üç tarafı denizlerle çevrili, boğazları bağlıyor falan filan. Ama temelinde ulaşım ve sanayi ve ticaretin gelişmiş olması İstanbul'da nüfus yoğunluğunu sağladığını sınavda sana sorabilirler Tonguç'um. Doğal afetlere baktığımızda Allah hiç kimseye afet vermesin ama sınavda karşımıza çıkar. Nedir? Sel,
heyelan yani toprak kayması, erozyon yani toprağın zarar görmesi, çığ yani kar kütlelerinin hareket etmesi, orman yangınları yani Akdeniz'de çok fazla olduğu, Karadeniz'de az olduğu ve deprem, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğu ve deprem hatlarımız yani Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatlarımızı bilmen gerekir. Sınavda bunlarla alakalı sorular gelebilir Tonguç'um. Dolayısıyla gel şimdi yazılı önümüze başlayalım. Hadi bakalım. Tonguç, şimdi sorulara geçiyoruz. Soru uzun olunca sakın korkmayacaksın. Çünkü soru uzunsa esasında... Hocam nasıl bir soru böyle? Bitmez ki bu. Hiç korkmana gerek yok Tonguç. Eğer soru uzunsa sana esasında konuyla alakalı bilgiler de veriyordur. Bir de şurası önemli Tonguç. Sen az önce başlıklarını söylediğimiz konuları eğer iyi çalıştıysan bu sorular senin için hiç de uzun değil, kolay gelecek. Şimdi başlayalım. Friglerin yaptığı çengelliği ne demiş? Çengelliği neyi ben ne yapacağım hocam ya? Fibula. Fibula harika. Çünkü frigler fi ile başlıyor. Evet, fi fi demiştik. Fifi, fibula, frigler demiştik. Harikasın. O zaman bunun yanına hata yazıyorum. Yani H harfini yazıyorum. Evet. Yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançlara biz ne diyoruz? Hak diyoruz Tonguç. Dolayısıyla bunun yanına da C seçeneğini yazıyorum. Hocam sizin haklarınız neler? Benim birincisi yaşama hakkım var. Nefes alma hakkım var. Yemek yeme hakkım var. İşte seyahat etme hakkım var. Yerleşme hakkım var. Seçme ve seçilme hakkım var. Benim de pırtlama hakkım var hocam. Ya saçma sapan haklar mı? Haklı olur mu ya? Benim yanında öyle bir hakkın yok Tonguç'um. Geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara ise biz ne diyoruz? Tabii ki de tarihi mekan diyoruz. O yüzden buraya J harfini yani jandarma harfini yerleştiriyorum Tonguç'um. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasına biz... Kriko. Kriko kavramı. Harita. Kroki diyecektin galiba. Kroki'nin bir ölçeği yok Tonguç'um. Dolayısıyla burada harita dememiz gerekiyor. Eğer belli bir ölçek dahilinde demeseydi, kaba taslak deseydi o zaman senin söylediğin kroki olabilir. Ama sen kroki değil, kriko dedin. O da apayrı bir şey. Şey için. Yani araç lastiklerini değiştirmek için kullanılan bir şey. Bir de takoz var. Onun konumuzla hiç alakası yok. Üç tarafı sularla çevrili. Bir tarafı karayla bağlantılı. Yeryüzü şeklinde biz Tonguç ne diyoruz? Adadır. Dört tarafı sularla çevrili. Ama dört tarafı ada. Üç tarafı sularla çevrilirse yarım ada oluyor. O yüzden bunun cevabı da Tonguç'un F harfi Fas oluyor. Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecine ise biz... Lejant. Ne diyorsun oğlum, saçmalıyorsun. Jant yani araba gibi. Hayır oğlum. Arabanın jant... bir parçası oluyoruz aslında. Toplumun bir üyesi olmak. Toplum İngilizce'de social, society bir kelime. Dolayısıyla sosyal kelimesini aklına tutacaksın. Sosyalleşmek, toplumsallaşmak. Hocam ben de ileride bir gün sosyetenin içine girebilir miyim? Sen şu anda sosyetenin içindesin Tonguç. Toplumun içindesin. High society yani yüksek sosyetenin içine girer misin onu bilemiyorum. Şimdi Mısırlılarla Hititler arasında imzalanan insanlık tarihinin ilk yazılı anlaşması dediği Kardeş anlaşması. Harikasın. Kardeşlikten aklıma getirdim. Evet. Anlaştılar kendi aralarında Frigler, Anadolu'daki Hititler ve Mısırlılar dediler ki biz kardeşiz, Kadeş anlaşmasını yapalım ve böylece tarihe ilk yazılı anlaşmayı kazandıralım dediler. Kardeş kardeşe kardeşe yapar mı hocam? Ne diyorsun oğlum ya? Bir toplumun nesilden nesile aktarılan alışkanlıkları, davranışları ve yaşam tarzlarını biz ne diyoruz Tonguç'um? Bağımlılık. Saçma. Bağımlılık gibi madde yok zaten. Gelenek ve görenek diyoruz Tonguç'um. Gerçekten olmayan maddeleri zihninden uydurarak hem benim kafamı karıştırıyorsun hem kendi kafanı karıştırıyorsun. Alışkanlıklarımız hocam. Alışkanlık, o da doğru. Bireyin ait olduğu grup veya kurumlarda üstlendiği görevlere biz ne diyoruz Tonguç'um? Düşün bakalım. Rol. Rol, harikasın. O zaman evet mesela sizin rolünüz nedir hocam? Ben toplumda benim görevim öğretmenlik ve şu anda ders anlatma rolümü gösteriyorum. Şu an sonra rol yapıyorum ben Tonguç'um. Haritalarda kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölmede biz Legend de la Bourgeoisie diyoruz. Yani Legend da buradaki anahtar kelimemizi. Bence Tonguç'um bu sayfadan %100 bu kelimelerden bir tanesi sorulacak. Dolayısıyla bu sayfayı eğer bilmiyorsan, bu sayfada kelimeleri bilmiyorsan bu konulara iyi çalış. Yazılda bunları görünce sakın şaşırma. Şimdi gelelim boşlukları dolduralım. Arkaya doğru ilerleyelim Tonguç'um. Şimdi demişiz ki tapates var. Tapates neyin Tonguç'um? Patatesin hocam şey olanı, pişmemiş olanı, daha taze yani. Taze patates. Tapates. Hayır öyle bir şey yok Tonguç'um. Tapates değil, patates de değil. Buradaki anlatılan şey bir kilim. Friglere ait bir kilim. Tarihte bilinen ilk kilimlerden bir tanesi. Fibula neye çok önemli? Üzerinde taze patates fotoğrafı var hocam o kilim üzerinde. Olabilir. O deli bir desen kullanmış olabilir ama patatesle alakası yok Tonguç'um. Kızartmayla hiç alakası yok. Fibula neydi Tonguç'um? Fibula hocam eskiden üretilmiş bir çengelli iğnedir. Harikasın. Frigler tarafından. Harikasın. Bu zaten her şeyi unut ama bunu unutma Tonguç'um. Grubun ne olduğunu öğreneceğiz birazdan. Tarihi mekan, pankuş, hıdrellez, tarihi nesne, nevruz. Bunları bulmaya çalışalım ama bak dikkat etsen Tonguç'um. Boşluklardan fazla kelimemiz var. O yüzden bazıları dışarıda kalacak. Tepe tepe kullanılır. Bakalım. Şimdi ortak bir amaç için bir araya gelen, aralarında etkileşim olan,
En az iki kişiden oluşan topluluğa biz ne diyoruz? Grup diyoruz Tonguç. O zaman şöyle grup diye yazalım. Grup kelimesini yazalım. Tamam. Şimdi diğer soruya bakalım Tonguç'um. Demişiz ki... Hocam bizim mesela halı saha grubumuz var. Harikasın. Aynı zamanda bizim hocam arkadaşlarla deney ve bilimsel gözlemlere hayır grubumuz. Hayır niye diyorsun oğlum? Evet. Deneye gerek yok. Her şeyi şey yapalım. Hayır. Öyle olduğu bir şey. Gibi kabullenelim. Bak sizin WhatsApp gruplarınız var, deney gruplarınız var, dediğin gibi halı saha grubunuz var. Ama bunların hepsi en az iki kişiden oluşan ve ortak bir amaç için bir araya gelmişsiniz. Sizin bazen iyi amaçlarınız oluyor, bazen kötü amaçlarınız oluyor ama ortak bir amacınız var. Hititler'de devlet yönetiminde en önemli, daha doğrusu önemli işlerin karara bağlandığı meclise, bak meclis kelimesiyle pankuşu hiçbir zaman unutma Tonguç. Pankuş Hititler'deki meclise verilen isim. Pankuş. Kuşla alakalı bir şey hocam. Kuşla alakalı. Yani mecliste böyle vekiller cik cik götürmüş. O meclisin üzerinde kuş ötüyormuş. O yüzden de kuş. Evet. Evet. Pankuş demişler. Pankuş demişler. Şimdi çok gerçekten tarihi gerçeklere farklı bir bakış açısıyla farklı bir perspektif. Ama böyle aklıma tutabilirim hocam. Orada meclisin üzerinde kuş ötme sesleri aklıma geldi. Evet. Hayal şöyle bir meclis gözümde. Binası düşünelim o zaman Hititler'e ait. Göz önünde hayalci sınavı da hayal ediyorum ve aklıma harika. Geliyor. Şuraya da kuşumuzu koyalım. Öt bakalım kuş. Cik cik cik. Tamam burası o zaman Pankuş meclisi diyoruz. Şimdi gelelim friglere. Frigler nokta nokta denen halı ve kilimlere dokunmuşlardır. Bu halının üzerine ne yemişlerdi? Değil hocam kesinlikle. Halının üzerine ne yemişlerdi? Patates yemişlerdi. Ve patates nasıldı? Aa taze patatesti. Aferin bak ne kadar güzel aklını hatırladın. O zaman buraya frigler tapates yani taze patates denen halı ve kilimlere dokunmuşlardır diyebiliriz. Geçmişten bizlere kalan ve tarihi değer taşıyan eşyalar ne diye adlandırılır Tonguç'um? Antika. Antika doğru mantıklı. Antika çarşısında antikacı. Evet antika esasında İngilizce'deki antik kelimesinden geliyor. Hatta Fransızca'dan geçmiş bir kelime ama burada antika diye bir kelime yok. O zaman buradaki hangisi olabilir Tonguç'um? Tarihi nesne kelimesini kullanmamız daha doğru. Eğer antika diye bir kelime olsaydı belki onu kullanırdık ama öyle bir kelime yok. O zaman tarihi nesne diyeceğiz. Baharın müjdecisi olarak bilinen ve yeni gün anlamına gelen şey nedir? Bak. Tarihi mekan. Nevruz. Bak yeni gün. Daha doğrusu yeni gün yani Nevruz bayramı var ya ateşin üzerine hopluyorlar. Hatta bazen paçaları yanıyor Nev falan. Nev nedir hocam? Nev yeni. Anlatayım. Nevruz yeni gün. Yeni hocam şey nedir? Yeni tona ne denir? Yeni tora. Yeni ton denir. Hayır hocam Newton. Sir Isaac Newton. Peki Türkiye'nin en yeni şehri hangisidir Tonguç'um? Türkiye'nin en yeni şehri Nevşehir'dir. Harikasın tebrik ediyorum seni. Hemen geçelim başka bir soruya geldik buraya. Peki, hocam size Türkiye'nin en kahraman ili hangisidir? Çok basit bir soru Tonguç'um. Kahramanmaraş. Hayır hocam yanlış bildiğiniz olmaz. Nedir? Başka bir tane. Şanlıurfa. Hayır hocam o da değil bir tane daha. Gaziantep. Hayır hiçbirisi Batman hocam. Ne alakası var adam? Batman. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Batman şu şey yarasa adam mı diyorsun? En kahraman illi hocam. Doğru Batman en kahraman ilimiz diyoruz ve geçiyoruz başka bir soruya. Doğal bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli yamaçlarda bulunan toprağın su, rüzgar ve etkilerle aşındırarak başka yerlere taşınmasına biz heyelan diyoruz demiş. Gerçekten zor bir soru. Şimdi heyelan kötü bir şey doğru. Doğru ama mu hocam bu? Bu yanlış Tonguç'um. Neden yanlış bunu söyleyeyim. Buradaki boşluğa esasında erozyon yazılması lazımdı. Ama biz gitmişiz heyelan yazmışız. Dolayısıyla yanlış yapmışız. Burada heyelanın tanımını hemen söyleyelim. Erozyon ne kadar terbiyesiz bir kelime hocam ya. Evet erozyon kötü bir kelime. Yani error veriyor böyle toprak. Niye biliyor musun? Toprak şimdi şöyle dururken üzerine bitki örtüsü yok ya. Çok fazla sel suları gelince toprak böyle yürümez hale geliyor. Buna biz erozyon diyoruz. Heyelanda ise Tonguç'um toprak eğimli tamam. Ve üzerinde öyle bitki örtüsünden yoksunluk falan yok. Aksine bir sürü ağaçlar var. Çok fazla yağış alan bir yer burası Karadeniz gibi. Fakat buradaki toprak tabakalar eğim yönünde uzandığı için toprak kayıyor ve ardından bu toprak böyle saçma sapan bir hale geliyor. İşte biz buna heyelan diyoruz. Dolayısıyla toprak kayması, yamaçların kütleler halinde kaymasına heyelan diyoruz. Erozyon ise toprağın aşınması, zarar görmesi. Heyelan öldürür, erozyon ise süründürür diyoruz Tonguç'um. Sümerler, Asurlar ve Babiller Fırat ve Dicle Havzası'na kurulmuş uygarlıklardır. Evet bu doğru. Bunu sana sınavda hocan Fırat ve Dicle Havzası da diyebilir. Mezopotamya da diyebilir. Zaten Fırat ve Dicle Havzası'nın diğer adını da Mezopotamya olduğunu sakın sakın zihninden çıkarma Tonguç evladım benim. Sanayi tesisleri genellikle ulaşımın kolay olduğu, ham madde teminin zor olmadığı yerlere kurulur demiş. Bu da tabii ki doğru. Yani mesela Türkiye'yi düşün. Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesi ulaşımın zor olduğu bir yer olduğu için maalesef çok fazla sanayi tesisi yok. Genellikle hep otobanın yanında fabrikalar görüyorum hocam. İşte sen otobanı görüyorsan ulaşım demek ki iyi bir ulaşım var. Bak ulaşım kelimesi otoban neredeyse özdeş. İyi ulaşım var demek ki otoban var. İşte İstanbul, Çatalca, Kocaeli, İzmit, Adapazarı, Ankara buralar hep ulaşımın kolay olduğu, senin de söylediğin gibi otobanın olduğu yerler. Dolayısıyla burada da sanayi tesisleri vardır diyebiliriz. Ham madde temini zor değil. Niye? Çünkü belki İstanbul'da böyle demir çıkmıyor, ne bileyim madenler fazla çıkmıyor ama oralara çok hızlı bir şekilde ulaşabilir. Gemiyle ulaşabilir, tren yoluyla ulaşabilir, uçak yoluyla ulaşabilir veya neyle ulaşabilir? Tabii ki de karayoluyla ulaşabilir. Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı tarihi varlıklarımızdan demiş. Hayır, bu
Manyas kuş cenneti tarihi değil, tabii ki doğal güzelliklerimizden, doğal varlıklarımızdan. Tarihi olarak ne olması lazım? Tarihsel bir antika gibi değeri olan tarihi eserler olması lazım. Halbuki orada Manyas kuş cenneti tarihi bir eser yok ki. Doğal bir güzellik. Halbuki kuşlar doğal çok var. Genç hocam. Genç kuşlar. Aferin, tebrik ediyorsun. Şimdi pan kuş neydi peki Tonguç'um? Pan kuş hocam bir kuşu meclisin üzerinde ötüyordu, o zaman meclisle alakalı bir şey. Çık. Harikasın. Renklendirme yöntemiyle hazırlanmış fizik haritaları inceleyerek yeryüzü şekillerinin deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunu öğrenebiliriz. Bu da doğru Tonguç'um ve bunu da sana sınavda sorarlar. Bak, alçak yerleri yani 0 ile 500 arasını yeşille, biraz daha yüksek yerleri yani 500 bin arasını ve daha da fazlasını sarı ve daha sonrasında turuncu ve en sonunda daha da yüksek yerleri Tonguç'um koyu kahverengiyle, hatta ondan daha alçak yerleri de açık kahverengiyle gösterebiliyoruz. Demek ki yükselti arttıkça renkler değişiyor. Şuna dikkat et. Yeşil yerler yeşillikleri, turuncu yerler işte böyle portakal bahçelerini, kahverengi orada yerler. Kal. Portakal. Orada kal. Diyorsun. Tebrik ediyorum seni. Fakat burada şöyle bir şey var Tonguç'um. Yeşil yerler, yeşil yerleri göstermiyor. Yeşil yerler alçak yerleri gösteriyor. Çöl de olsa yeşil renkle gösteriyor. Eğer alçaksa. Yani 0 ile 500 metre arasındayız. Şimdi doğru cevabı işaretleriniz. Of, en zor soruya geldik hocam ya. Test soruları gerçekten çok kazık oluyor. Ama şimdiden kendini testlere alıştırmaz Tonguç. Sen şu anda 5. sınıf olabilirsin. Şu anda sen belki daha sınavlar böyle çok fazla denemeler falan yokmuş gibi durabilir ama sen zeki bir çocuksun. İleride başarılı olacağın için çoktan seçmeni dediğimiz bu sistemle alakalı her zaman için teyakkuzlu olmalı, hazır da olmalısın Tonguç'um. Doğru cevabı işaretleriniz demiş. Verilen bilgiye hangisi örnek gösterilemez demiş. İnsanlar, bu konunun seninle alakası yok. Seninle alakası yok insanlar diyor. Yaşamlarını sürdürmek için doğal ortamları değiştirerek ondan yararlanıyor. Yani doğal ortamlardan yararlanıyor diyor. Mesela insanların bir yerden başka bir yere gitmek için yollar ve köprüler yapması. Sence burada insanlar doğal ortamları değiştirmiş mi? Evet hocam, değiştirmiş. Harikası niye? Doğada köprü yok ki. Evet, doğada köprü. İnsan yapmış. Şöyle dağlar var. Adam buraya bir tane köprü yapıyor veya viyadük yapıyor veya da işte tünel açıyor falan, buradan geçiyor. Rezil ettiniz doğayı. Resmen rezil ettiniz yani. Hayır ama insanlar için zaten sunulmuş. Bütün bunlar doğa. Hep kendimiz düşünüyoruz. Hiç hayvanları düşünmüyoruz. Hayvanları da düşünüyoruz. Onun için Hayvan Haklarını Koruma Derneği var. Hatta ben de üyeyim oraya. Tebrik ediyorum. İnsanların kuraklığın olduğu yerlerde tanım yapmak için toprağı bir yıl dinlendirmesi. Bak şimdi toprağı dinlendirmek deyince bunun hatta diğer adı nedir biliyorsun Tonguç'um? Nadastır. Fakat nadas esasında topraktan yararlanmak ya da doğal ortamı değiştirmek değil. Olduğu gibi bırakıyorsun. Ve bu esasında maalesef kötü bir şey Tonguç'um. Nöbetleşe kim iyi bir şeydir. İnsanlar içme suyu ihtiyacını karşılamak, tarım alanlarını sulamak ve enerji üretmek için barajlar yapması bu güzel bir şey. Niye? Bak içme suyu ihtiyacını karşılıyorsun. Tarım alanlarını suluyorsun ve enerji üretmek için baraj yapıyorsun. O da nasıl biliyor musun hocam? Şöyle iki tane dağ var düşün, tamam mı? Dağın arasından da bir akarsu geliyor böyle. Akarsu la 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 diye akar gelirken sen burayı kapatıyorsun, böyle set yapıyorsun. Ve bu seti yaptıktan sonra da akarsuyun önüne böyle bekletiyorsun. Sonra seti kaldırdığın zaman oluşan tazyikle hidroelektrik, yani sudan elektrik üretmiş oluyorsun. Bu da doğru yine Tonguç'um. İnsanlar sanayinin gelişmesi için fabrikalar kurması. Evet, sanayiyi geliştirmeye çalışıyor insanlar ve sanayi geliştirirken de ne yapıyorlar? Tabii ki ister istemez doğal ortamları değiştiriyor ve mahvediyorlar ve doğal ortamları ondan da yararlanıyorlar. Dolayısıyla bu da yine bir şekilde doğaya bir etki. Ama toprağı boş bırakıp toprağa hiç dokunmadığın zaman, toprağı dinlendirdiğin zaman doğal ortamı değiştirmemiş oluyorsun ve doğal ortamdan da yararlanmamış oluyorsun esasında. O yüzden zor bir soruydu. Cevabımız Bursa seçeneği diyoruz Tonguç evladım benim. Şimdi yine bir Türkiye haritası var, fizik harita. Bu haritaya baktığımızda haritanın da bize baktığını görüyoruz. Diyor ki renklendirme yöntemiyle hazırlanmış fizik haritaya bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi burada gördüğün gibi Çukurova yeşil gösterilmiş. Antalya Ovası yeşil. Ege'deki Bakırçay, Gediz, Menderes, Büyük Menderes ovaları yeşil. Hocam turuncuya dönmüşüz resmen. Evet, çünkü Türkiye yüksek bir ülke Tonguç'um. Türkiye 4. jeolojik zamanda yükseldiği için ülkemiz dağlık. Hatta batıdan doğuya doğru gittikçe Doğu Anadolu'da yükseltinin daha fazla arttığını görüyoruz. O yüzden Doğu Anadolu daha soğuk. Hocam biz yüksek bir ülke miyiz? Kaliteli bir ülkeyiz. Yüksek kaliteye sahip bir ülkeyiz. Tebrik ediyorum seni. Marmara bölgesinde yükseltinin az olduğuna ulaşabilir miyiz? Şimdi az önce söylediğim şeyi bir kez daha hatırlayalım. Evet, yeşilleri gördüm. Yeşiller çok fazla. Harika. Yeşili görünce hemen anladım. Bak burada yeşil renk 0 ile 500 arasını, biraz daha koyu renk olduğu zaman yani sarı renk olduğu zaman 500 ile 1000 arasını, turuncu renk 1000-1500 arasını, açık kahverengi renk artık dağları gösteriyordu. Hatta bir de Tonguç'um koyu kahverengi renk vardı ki bu da artık en yüksek yerlerini söylüyor. Bak burada koyu kahverengiler var. Demek ki Türkiye'nin en yüksek yerleri buralar diyebiliriz. Hatta şurada da Ağrı Dağı'nın orası koyu kahverengi. Ama yeşil yerler var Marmara'da fazla. O zaman Marmara bölgesi yükselti az diyebiliriz. Marmara bölgesi dediğimiz yer neresi? Burası. Batıdan doğuya doğru gidildikçe, batı burası Tonguç'um. Haritalarda her zaman, bak şöyle bir çiziyorum. Haritalarda her zaman yukarısı kuzeyi, aşağısı güneyi, sağ taraf doğuyu, sol taraf batı gösterir. Türkiye'nin sol tarafı batı. Bak sol taraf yeşil, sararıyor, turunculaşıyor, kahverengi ve koyu kahverengi. O zaman batıdan doğuya doğru yükseltinin arttığını söyleyebiliriz.
ova alanlarının ülkede çok az görüldüğüne. Şimdi ova alanlarının çok az görüldüğüne dair bir bilgiye ulaşamayız. Çünkü bak burada yüksek ovalar da olabilir. Mesela burada Hakkari Yüksekova var, Harran Ovası var, İç Anadolu'daki Konya Ovası var, Obruk, Cihanbeyli, Bozok ovaları, platoları var. Buralarda bir sürü delta ovaları var. O yüzden ova alanları ülkemizde çok az görülüyor. Maalesef diyemeyiz Tonguç'um. İç kesimlerde yükseltinin Marmara bölgesine göre fazla olduğunu. Evet, batıdan yani Ege ve Marmara kıyılarından doğuya doğru yükselti artıyordu. O zaman Marmara'nın da yükseltisi azdı. Evet bak İç Anadolu mesela ortalama 500-1000 metre yükselti. Marmara'dan yüksek. Doğu Anadolu zaten en yüksek yer. Türkiye'nin damı olarak kabul ediyor. O yüzden bu bilgi de doğru. Resmen harita okumayı öğrendim hocam sizin sayenizde. Doğru cevabımız Ceyhun seçeneği diyoruz. Ve yeni bir soruya geçiyoruz Tonguç'um. Yeni soru, yeni heyecan ve yeni şans. Şimdi buna göre demiş. Ülkemizde heyelanın en fazla görüldüğü neydi? Heyelan toprak kaymasıydı. Yani şöyle bir daha resim çizecek olursak, şöyle birinciyi çizecek olursak, bu birinci resim, bu ikinci resim olsun. Şöyle bir toprak var, eğimli bir arazi. Ve unutma, heyelan olan yerler bitki örtüsü bakımından gür yerlerdir. Böyle ağaçlar vardır Doğu Karadeniz'de, böyle bol ormanlık yerlerdir. Fakat öyle bir yağmur yağıyor ki bu tabakalar da eğim yönünde uzandığı için bu tabaka kayıyor, bu buraya gidiyor, bu buraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Yani az önceki ağaçlar böyle mantara bağlıyor, paramparça oluyor. Gitti, her şey değişti. İşte heyelan böyle bir şey. Ülkemizde heyelanın en fazla görüldüğü bölge hangisidir diyor. Marmara bölgesinde çok fazla eğimli arazi yok. Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda Doğu Anadolu bölgesi evet çok eğimli ama Karadeniz kadar yağış yok. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan. Şimdi bunları öğrenmiş olduğunu düşünüyorsun ama Tonguç'um. Bak bunlar yanılıyor muyum hocam? Yanılmıyorsun. Sınavdan önce tekrar etmek için akıl notlarını kullanabilirsin. Akıl notları hem sosyal bilgilerde hem Türkçe'de, yani tüm derslerde Türkçe matematik fendi sana şey yapar. Ama ben şimdi sana sosyalden ödev vermek zorundayım Tonguç. Çünkü yazılıda iyi bir not almanı istiyorum. Akıl notlarından çalışacağın sayfaları hemen söylüyorum. Bak şimdi şuradan gösterelim. Şöyle gösterelim. Yeryüzü şekilleri. Sayfa 72 mutlaka çalışmalısın. Neden? Çünkü yeryüzü şekilleriyle alakalı az önceki çözdüğümüz fiziki harita falan bunları gördük. Ve bunların öncesinde kültürel zenginliğimiz, işte kültür ve miras ünitesi, birey ve toplum ünitesi, yani sosyal bilgilerin sayfa 66, 67, 68, 69, 70'i buradan okumalısın bir. Ve aynı zamanda daha detaylı konu anlatımı için 0'dan 5'e tüm dersler kitabımızda. Hemen sosyal bilgiler açıyorum Tonguç'um, sana şöyle geçiriyorum. Hangi sayfaları çalışmam gerekiyor? Hangileri daha önemli hocam? Hemen sayfaları söylüyorum Tonguç'um. Hiç şey yapmana gerek yok. Elimi korkak alıştırmayacağım. Sayfa 176'dan başlıyoruz Tonguç'um. 176, 177. Devam ediyorum. 178, 179. Devam ediyorum. 179'dan sonra 180, 181. Hangi konular daha önemli hocam burada? Şimdi bu konular ilk konular olduğu için buradan fazla soru gelmeyecek. Buradan daha çok birinci yazıda gelmişti. Buraları çalışacağım. Bir kez daha gözden geçir. Fakat en çok dikkat çeken yerleri söylüyorum birazdan. 182, 183, 184, 185. Bak burası önemli bir sayfa. Burada hem Anadolu uygarlıklarının özellikleri var Tonguç'um, hem de Mezopotamya uygarlıklarının özellikleri var. Ve bunları bilmezsen sınavda patlarsın Tonguç evladım benim. Dolayısıyla sayfa 184'ü yala ve yut diyorum. Yani direkt çay kaynatıp iç, böyle sallama çay yap. Bal döküp yalasam olur mu? O da olabilir. Sümerler kısmı 186 yine ikinci önemli yerlerden bir tanesi. Asurlar da önemli. Çok önemli olması önemli. Babililerde bilhassa Babililerin Hammurabi ceza kanunlarını hocan sorabilir. Ve buradaki sadık soruları da çözmelisin yine. Anadolu uygarlıklarından, yani sayfa 194'ten de %100 soru gelecek sana. Hititlerin, az önce biz Pankuş Meclisi'ni gördük. Hititlerin Kadeş Anlaşması'nı gördük. Çiviyası, başka neler, Tavanan Adam denilen meclis. Bunların hepsini soracaklar sana. Bunları çok çok iyi çalışması Tonguç. Friglerin işte Fibulası, Tapates denen kelime, Lidyaların parayı bulması, Kral Yolu. Bu bilgileri, yani şu sayfada gördüğün bilgileri, 194. sayfada gördüğün bilgileri adeta yut Tonguç. Bunlarla alakalı zaten sınıf anahtarımızdaki videoları da mutlaka izle. Sınıf anahtarımızı mutlaka takip et Tonguç. Burada bazı biraz zor bilgiler var ama bilhassa şu kısım, kültürel özelliklerimizden sonra gelen geçmişten günümüze kısmı ve en önemlisi yine az önce sorular sorduğumuz 202. sayfadaki haritayı öğreniyorum kısmıyla alakalı sorulara çalış. İklim ve yaşam konusuna da eğer geldiyseniz sayfa 204 ve 205 ödevin. Bir de Tonguç'um, bir de birazcık da zor sorular çözmek istiyorsan, yani hocanız zor soruyorsa, bu durumda da hemen yine sosyal bilgileri açtığımızda, şöyle sosyal bilgiler kırmızı renk, kırmızı beyaz yaptık, Türk bayrağı aynı renk olsun dedik bayrağımızla. Ne dedik? Sosyal bilgilerde birey ve toplum ünitesinden başlayacak şekilde sayfa 170, 171, 172, 173, 174 buralar önemli. Neden önemli? Çünkü buralar zaten ilk konularında. Sonrasında 175'ler, 176, 177 buradaki soruların bazıları zor olmuş. Bu zor soruları da dikkatli okuman lazım. Ve haritayı tanıyorum ünitesine kadar. Yani sayfa 183'e kadar net bir şekilde çalışman lazım. Bunları güzel güzel pekiştir. Ardından sınavından çok iyi bir not al diye temenni ediyorum Tonguç'um. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla evladım.